Evet Sayın Valim. Mikrofonu aç seni. Evet Sayın Valim, geçmiş olsun sabah saatlerinde yaşanan üzüntü hadise. Değerlendirir misiniz, nedir son durum? Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabah saatlerinde Hopa ilçemiz Kemalpaşa arasında kopmuş mevki dediğimiz bu bulunduğumuz noktada kaya düşmesi oldu karayoluna. Bulunduğumuz karayolu ana karayolu, Sarp sınır kapısına ülkemizi bağlayan ana karayolu. Bu kaya kopmaları sonucunda da İki tane tırımız büyük ölçüde zarar gördü. İki tane de kısmi zarar gören tır var. Ve bir tane ölü var. Azeri uyruklu bir vatandaşımız vefat etti. İki tane de yaralımız var. Şu saat itibariyle yaralılarımızda herhangi bir hayati tehlike yok. Hastanemizde takip altındalar. Karayolumuz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Şu saat itibariyle kapalı. Ancak çalışmaları başlattık. Hem bir taraftan güvenlik önlemleri alıyoruz ilave göçmeler olabilir diye. Bir taraftan da yolu açma çalışmalarını başlattık. Karayolları ekiplerimiz çalışıyor. AFAD ekibimiz burada. İtfaiye, sivil kurtarma ekiplerimiz de burada. Olası bir duruma karşı tedbirleri aldık. Takibini yapıyoruz. İnşallah kısa sürede buradan yolu açıp geçiş vereceğiz, kısmi olarak da olsa. Tabii kayalar çok büyük olduğu için bütünüyle hem açma imkanı yok, hem de güvenlik nedeniyle de bir süre takip etmemiz lazım, ilave tedbirler almamız lazım. O sebepten kısmi bir geçiş vereceğiz yolda. Daha sonra alınan tedbirlerle yolun trafiğe açılmasını sağlayacağız. Bakanınız, büyük araçların geçebilme ihtimali zor gözüküyor ama ufak araçlar için bir alternatif var mı şu anda yol güzergahıyla alakalı? Şimdi tabii ki tek taraflı açacağız yolu. Yani şu an burası bir duble yol durumunda ama biz tamamını açma şansımız zaten yok. Ama tek şeritten yolu açıp bu bölümde, yani tamamını değil de bu bölümde trafiği tek şeritten vereceğiz gidiş geliş olarak. Olay saati belli mi efendim? Nasıl? Olay saati. 7.45 civarında oldu olay. Efendim, tahmin çalışma saati tek şeritten de olsa ulaşım açılması bir süre var mı yetkililerle? Yani çok kısa sürede, tabii ki kayaların niteliğine göre şu an başladık. Kırma çalışmaları yapılıyor, siz de görüyorsunuz. Yani çok kısa sürede tek şeritten yolu vereceğiz inşallah. Ama tabii bir saat verme imkanımız yok. Bütün en ağır makinalarımızı getirmiş. Burada şu anda çalışıyorlar. İnşallah olabilecek en kısa sürede güvenlik tedbirlerini tabii önceleyerek yolu trafiğe açacağız. Sayın Valim, yaralı sayısı belli mi acaba? İki tane yaralımız var. Böyle olayın etkisiyle tabii şok geçirenler var ama bir kaya düşmesi kaynaklı iki tane yaralımız var hastanede. Gözetim altında. Her türlü tetkiki yapılıyor. Filmlere çekildi. Hayati tehlikesi yok. Çatlak, kırık gibi muhtelif şeyleri var tabii. Ama bize şu an itibariyle ulaşan bilgi bir hayati tehlikeleri bulunmamak. Efendim, park halindeki araçlara mı geçmiş? Ya burası biliyorsunuz sürekli trafiğin aktığı bölge. Uluslararası bir yol. Dolayısıyla burada trafik hareketli. Yani son dönemdeki tabii tır yoğunluğuna bağlı olarak tır yoğunluğu da fazla. Özellikle bu uluslararası gelişmelerden dolayı Sarp sınır kapısına çok fazla miktarda ticaretin gelişmesine bağlı fazla tır sevk edildi. Dolayısıyla bir yoğunluk vardı zaten. Ama bu yol her zaman yoğun olan bir yol zaten.
Yani bu döneme mahsus bir şey değil. Dolayısıyla hem akan trafik hem duran trafik olabiliyor yani bu tür şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim.